Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mirasın %99'u restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Yaklaşık 200 hektarlık tarihi doku alan içerisinde 10 bin tane de yapıya e, tespit yaparak Gaziantep'teki sonucu ortaya çıkarttık. Yaklaşık %1'lik ağır hasar oranıyla Gaziantep kent merkezinde aslında çok da büyük bir hasarla, özellikle tarihi dokuda çok da büyük bir hasarla karşı karşıya kalmadığımızı ama oluşan e, orta hasarlı, ...ağır hasarlı ve az hasarlı dediğimiz yapılara da hızlıca müdahaleye başladık. Ee, hanlarımızda, hamamlarımızda, çarşılarımızda, geleneksel Gaziantep konutlarımızda... ...müzelerimizde tespitlerimizi bitirdikten sonra... E, ...3-4 ay içerisinde bunların restorasyonlarını, onarımlarını tamamlayıp tekrar hizmete açtık. Bununla birlikte e, vakıflara ait ve Kültür Turizm Bakanlığı'na ait kale ve camiler başta olmak üzere bu tespitleri de bakanlık kendi bilim komisyonlarıyla beraber oluşturdu. Bunlara nasıl e, önlemler alınması gerektiğini, nasıl müdahale edilmesini gerektiğini hızlıca gerçekleştirdi. Ve bugün tamamının projeleri koruma kurulundan onaylatıldı. Ve onaylanan projeler doğrultusunda camiler ve kale restorasyona başladı. Özellikle kalede restorasyonda %50 ve %60 seviyesine geldi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla birlikte. E, bu arada tabii Antep evlerine sahip e, özel halk, e, özel mülkiyet dediğimiz e, gruplar da kendi yapılarında ama ticarete kullandıkları, kafe olarak işlettikleri restoran olarak, butik olarak, otel olarak işlettikleri yapılarını da yine KUDEP'den gelip onarım izinlerini alarak uygulamalarını gerçekleştirdi ve tekrar ticarete ve iş hayatına geri dönmeye başladılar yaklaşık 6. 7. aydan itibaren. Tabii ki de şu deprem sonrası Gaziantep'e gelen insanların e, tekrardan 6 Şubat öncesindeki hayata döndürebilmek açısından e, müzelerimizin içerisindeki risk durumlarını bertaraf etmemiz gerekiyordu yine e, oluşan hasarların tamamı tespit edildikten sonra biliyorsunuz Gaziantep'te e, 30'a yakın müze e, hem belediyeye ait hem bakanlığa ait hem de e, sivil e, yerel e, vatandaşlar üzerindeki müzelerin tamamını topladığımızda bu müzelerin e, hepsi çok kısa bir süre içerisinde ziyarete açıldı. Ziyarete açılmasıyla birlikte de tüm Türkiye'deki insanlar Gaziantep'teki e, bu hızlı değişimin farkına vararak tekrardan e, turizm canlanmış oldu. Depremle ilgili bütün hasarlarını, yaralarını sardı ve tekrardan Gaziantep'e gelme zamanı, müzeleri ziyaret etme zamanı diyerek bütün Türkiye'ye bir mesaj verilmiş oldu. Ve o günden bugüne çok ciddi ziyaretçiler almakta. Şu anda da e, 15 tatildeyiz, okulların tatil olduğu bir dönemdeyiz ve Gaziantep'in her sokağında, her köşe başında, her müzesinde yüzlerce ziyaretçiyi görebiliyoruz müzelerimize gelmekle birlikte. Bu şu anlama geliyor, Gaziantep depremle ilgili maalesef acı sınavını vermiş oldu. Ve tekrardan 5 Şubat'a yani hiç 6 Şubat yaşanmamış gibi 5 Şubat'ta nasıl teslim ettiysek Gaziantep'i o şekline tekrar kavuşturmuş olduk. yaklaşık 20'ye yakın cami restorasyon sürecine katıldı. Çok kısa bir süre içerisinde bunlar da açılacak. Dolayısıyla buradan baktığımızda 10 bine yakın bina, e, yapıya e, ulaşmıştık hatırlarsanız. 10 bine yakın yapı içerisinde yani bir 20 tane 50 tane yapının restorasyonu en fazla devam etmekte. Bu da demek oluyor ki %99 seviyesinde Gaziantep tarihi miras yapılarının tamamını ayağa kaldırdı ve ziyaretçileri açık hale getirdi.